Öncelikle bu muhteşem organizasyon için bir Türk Erbey'e alkış yapalım. Yani bir başlangıç hepimiz için, bir yol. İnşallah kurumsal dünyanın, iş hayatının artık mutluluk kavramını da ciddiye almasını sağlayacak. Bir dakika, benim konuşmam böyle başladı ya. Ters köşe yaptınız beni hocam. Cesur bir sohbete hazır mısınız? Aha, o kadar yoga yaptınız. Bir ayağa kalkalım lütfen. Bir ayağa kalkalım. Yoga yapmayanlara ceza. Şimdi önce şu kolları bir çalkalayalım. Kolları çalkalayın. Şimdi bacakları. Evet. Nerede hareket orada bereket. Aynen, lütfen herkes ayağa kalksın. Tembellik yapmayın. Şimdi ayağa kalkmaz, bu harekete geçmezseniz hayatta mutluluk için ne yapacaksınız? Evet, şimdi kollar havaya. Evet, evet, evet. Şimdi elmaları topluyoruz. Mutluluk elmaları. Yediğinizde hayat boyu mutlu oluyorsunuz. Aynen. Uzanın şimdi. Ağaç olduğunuzu hayal edin. Gözleri kapayalım. Derin bir nefes alın. Verirken yavaşça ellerinizi aşağı doğru indirin. Bir ağaç gibi yere köklendiğinizi hissedin. Evet. Şimdi tekrar soruyorum. Mutluluk zirvesine yakışır bir cevap rica ediyorum. Ya, aynen. Cesur bir sohbete hazır mıyız? Evet. Tamam. Cesur diyorum çünkü mutluluk zaten cesareti talep eder. Ama bakmayın sizi gaza getirdiğime, aslında tamamen kendimi gaza getirdim. Kendim için cesaret topladım. Çünkü size cesaret isteyen bir soru soracağım. Tarafınızdan ayıplanma ve yargılanma kaygısıyla, ciddi bir kaygım var bu konuda, olaya da sansür koydum. Çünkü konumuz büyük tuvaletimiz. Kendisinden BT olarak, hatta bot olarak bahsedeceğim. Sorum şu, küçükken hepimizin yaptığını zaten biliyorum. Kimler sifonu çekmeden önce dönüp botuna bakıyor? Cesaret, samimiyet cesaret ister. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Kaldırmayanlarının yarısından fazlasında baktığını zaten biliyorum. Şimdi dönüp o dışımızdakine bakıyoruz da. Bizi mutsuz eden içimizde tuttuklarımıza acaba bakıyor muyuz? Eğer derdimiz ve konumuz mutluluk ise asıl mesele bu, içimizdeki botlar. Harvard Üniversitesi, bir dakika ya, bottan Harvard'a geçmek de bayağı bir iyi kurgu yapmışım şimdi fark ettim. Harvard Üniversitesi Pozitif Psikoloji Bölümü bir araştırma yapıyor. 275 bin kişi üzerinde ve dış faktörlerin mutluluğumuz üzerindeki etkisini tespit ediyor. Cevabı bilenler lütfen kopya vermesinler ama bir tahminde bulunmanızı istiyorum, sana hiç sormayacağım. Kesin biliyorsun çünkü. Sizce dış etkenlerin, yani ülke ekonomisi, dünya ekonomisi, çalıştığınız yerdeki direktörünüz, iş arkadaşlarınız, aileniz, sevgiliniz, çoluk, çocuk, taksi şoförü, servis şoförü. Dış faktörlerin mutluluğumuz üzerindeki etkisi yüzde kaç? Kaç verirsiniz? Çok az. Çok az. Siz hanımefendi? 10. Başka? Buyurun. 87. Başka? 90. Başka? 10, 92. Hazır mısınız? Cevap %10. Cem Yılmaz'ın dediği gibi mutluluk içimizde. Aynen öyle. Mutluluk, hayatın size sunduğu her türlü tecrübeyi, ister negatif olsun, hayatınızı, kafanızı bir yere toslamış olun, ister pozitif olsun, hayatın size sunduğu her deneyime hangi bakış açısıyla ele aldığınızla alakalıdır. Gittiğim birçok kurumsal eğitimde ve konuşmada çok yüksek oranlar veriyorlar. Ve şaşırmıyorum çünkü zaten bu kültürümüzde var. Küçükken bize bu öğretildi. O orta sehpa neler çekti değil mi? Ailemiz tarafından ne hakarete uğradı. Ve kafayı orta sehpaya çarptığımız için hep o sehpa suçlu oldu. Kaka sehpa. Cız. Sonra hayatta kafamızı bir yere vurduk. Bu sefer karşı taraf kaka oldu. Ama işin en kötüsü
biz mutluluğumuzun sorumluluğunu da o karşı tarafa attık. Hayır. Mutluluk bir seçimdir ve %90 bireyin kendisine aittir. Mutluluk, tekrarlıyorum, hayatın size sunduğu her türlü deneyimi hangi bakış açısıyla yakaladığınızla alakalıdır. Peki, bakış açısını belirleyen ne o zaman? Niye bazı insanlar hayatta çok mutlu ve başarılı, öte yanda diğer insanlar mutsuz ve bu mutlu insanlara imrenerek ya da kıskanarak bakıyorlar, mutsuz yaşıyorlar? Bu mutsuz insanları engelleyen parazitler ne? Bu iki insan arasındaki fark ne? Ben buna kara kutu kayıtlarının farkı diyorum. Bu halece bir deyim. Ne kastediyorum? Bir uçak düştüğünde enkazın sebeplerini bulmak için ne yaparlar? Kara kutuyu bulurlar. Kara kutunun içindeki kayıtları deşifre ederler ve enkazın sebeplerini bulurlar. Ben de aynı şekilde şuna inanıyorum. Biz birer kara kutuyuz. İçimizde bir kara kutu var demiyorum, bakın bu önemli bir ayrım. Biz birer kara kutuyuz. İçimiz, dışımız kayıtlarla dolu. Hayatımızın bizi mutlu eden yanlarını olumlu kayıtlar oluşturuyor. Hayatımızın bizi mutsuz eden yanlarını olumsuz kayıtlar oluşturuyor. Şimdi ben bunu söylediğimde genelde bu hemen kara kutu bilinçaltıyla karıştırılıyor. Hayır, bilinçaltı çok 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 önemli bir elementi tabii ki. Ama hayır, işe bütünsel bakmak gerekiyor. O yüzden sizi kendime bir kara kutu olarak tanımlamak istiyorum. Ben olaya nasıl bakıyorum? Birinci element. Bedenimiz, bu dünya gezegenindeki, bu düzlemdeki ev sahibimiz. Bedeni gidip burada kalanını gördük mü? Hayır. O yüzden burada var olma şeklimiz, kendimizi sunma şeklimiz, şurada gelip ruhumu, düşüncelerimi, her şeyimi size sunma şeklim bedenim aracılığıyla oluyor. O yüzden birinci element beden. İkinci element ruh. Kimimiz, özellikle bilim insanları, ruha inanmıyor. Ben yürekten inanıyorum. Artık kızımın doğumunda 4 yıl önce NDE, yani Near Death Experience, yakın ölüm tecrübesi deneyimleyerek ruhun varlığına birebir şahit oldum. Bunu yaşayan çok şanslı bir kulum bence. Ama ruha inanmıyorsanız bu da okey. Olaya kalp olarak bakın. Kalpten yaşamak. Ben gerçekten kimim? Kalpten ne istiyorum? Benim özüm ne? Benim, hadi şu öz kelimesi çok zor geliyor bana anlaması. Olaya şöyle diyeyim, benim mayam ne? Şarap da mayalı, bira da mayalı, ekmek de mayalı, değil mi? Hepsi mayalı. Sen hangi mayayla geldin bu dünyaya? Eğer mayan şarap olmak üzere geldiyse ve sen bununla ekmek ya da peynir olmaya çalışıyorsan ortaya çok lezzetsiz bir sonuç çıkar. O yüzden mayanı bilmek, gerçekten kim olduğunu bilmek çok önemli. Birinci element beden dedik, ikinci element öz, mayan, kalp, ruh, ne demek isterseniz. İkinci element bu. Üçüncü element çok kıymetli, duygu bankası. Bu çok yeni bakın. Genelde ruh, zihin, beden derler ya bu üçleme. Bu aslında eskide, artık dörtleme var bütünsel bakışta. Duygu bankası diye bir duygu bankası benim kavramım. Onlar duygu beden diyorlar. Duygu beden hiç anlamadım, bu ne bu ne. Enerji kelimesini de çok zor anlarım. Böyle şeylerde iç sesini duy, onu da çok zor anlarım. Bu ne bu ne bu ne bu ne derken bir gün müthiş bir bilgi çıktı karşıma. Duygu kelimesinin İngilizcesi emotion. E-motion. Açılımı energy in motion. Hareket halindeki enerji, ampul yandı. Duygu hareket halindeki enerji, böyle hareket halindeki enerji. Bütün duygularımız, 18 dakika var giremiyorum konuya, yani bir sürü DNA ile geçenler anne karnında ve doğduğumuzdan itibaren hepsi hareket halindeki enerjiler halinde, bizim etrafımızda bizimle birlikte sürekli hareket halindeler. Ve bir enerjiyi bastırdığınızda ne olur? Daha da güçlenir. Öyle düşünün, bastırdığımız duyguların etkisi üzerimizde daha da güçlü. Şimdi tespit edilen bilim tarafından şu, bedenimiz burada, dışımızda auramız var, onun dışında da duygu beden diyorlar, ben duygu bankası diyorum. Duygu bankamız var ve her an bizimle her yerde beraber. Ama buradaki önemli soru şu, duygu bankanızın hesabı pozitif de mi,
negatif deme. Beden, ruh, kalp, duygu bankası ve son dördüncü elementimiz, zihnimiz. Çok değerli. Zihni iyi anlamak için beynin nasıl çalıştığını çok iyi anlamak gerekiyor. Beyin olayın somut yanı, zihin olayın soyut yanı. Yani biri işlemci, diğeri görsel. Ama beynin şimdi nasıl çalıştığına 18 dakikada girmem mümkün değil. Zaten daha iyi bilen hocalarım varken burada tenezzül de etmem ona. Ama mutluluksa konumuz, zihinle alakalı size çok büyülendiğim şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Şimdi tüm haleti ruhiyelerimiz veya ruh hallerimizi sebep olan şey bilim insanları tarafından araştırılmış, bulunmuş hormonlarımız. Hipofiz bezi bir hormon salgılıyor ve biz o hormon sayesinde bir ruh haline giriyoruz. Daha da işin köküne girmişler. İyi ki var bilim insanları. Hipofiz bezine bilin bakalım hangi hormonu salgılayacağı emrini hangi organımız veriyor? Bağırsak dedi birisi. Buyurun tahmin. Hipofiz bezine hangi organımız, hangi kalp? Kalp. Çok teşekkür ederim. Kalp veriyor. Çok acayip değil mi? Peki daha da güzel. Kalp bu bilgiyi nereden alıyor? Zihin. Düşünceden. İşte size kalp-zihin bağlantısı. Kalp-zihin bağlantısı, kalp-zihin bağlantısı, kalp-zihin bağlantısı. Şimdi yani bir yandan spiritüel bir insanım gerçekten ama ne bu lan? Ay çok özür dilerim. Ne bu diyorum kalp-zihin bağlantısı, kalp-zihin bağlantısı. Ha, bağlantı burada. Kitap için ne okudum ama bunları bulacağım diye, ne doktora tezleri okudum bu bilimsel şeyleri bulacağım diye. Kalp-zihin bağlantısı dedikleri bu. Bakın olay şöyle işliyor. Düşünce, kalp, hipofiz bezi. Düşünce, kalp, hipofiz bezi. Üç kere söyleyeceğim. Düşünce, kalp, hipofiz bezi. Çok değerli bir bağlantı. Peki olayın kökü nereden çıkmış? Düşünce. Şimdi çok minik bir uygulama yapacağız beraber. Güvendesiniz hep beraber. Lütfen bir gözlerimizi kapayabilir miyiz? Derin bir nefes alın. Sonra yavaşça verin. Verirken gevşediğinizi hissedin. Ayaklarınız çapraz, onları açın. Teşekkür ediyorum. Tekrar derin bir nefes alın. Verirken güvendeyim diye içinizden tekrarlayın. Şimdi gözünüzün önüne bir limon getirmenizi rica ediyorum. Limonun büyüklüğünü görün, dokusunu görün, rengini görün. Elinize bir bıçak alın. Limonu önce ortadan ikiye bölün. Görün iki parçayı. Şimdi tekrar bıçağı alıp bu iki parçayı bu sefer dörde bölün. Dört parçayı da görün. Şimdi bir tanesini seçin. Elinize alın. Dilinize değdirip güzelce ısırın. Teşekkür ederim, açabilirsiniz. Ne oldu? Evet, ekşidi değil mi? Sulandı. Peki orada da limon var mıydı? Yoktu, ortada limon yok. Güzelliğine bakar mısınız? Ortada limon yok. Ama limonun düşüncesi bize bu yaşam deneyimini yaşattı. Bu çocuklara uyguladığımız bir mindfulness tekniği. Ben bayılıyorum. Daha basit ama daha etkili bir uygulama olabilir mi? Bu şunun ispatı. Biz yaşam deneyimlerimizi düşüncelerimizle yaratıyoruz. Ben yine buna düşünce hayat döngüsü diyorum. Bakın benim döngüm nasıl işliyor. Allah burada işin uzmanı insanların karşısında ne olur ya, bu benim halece. Ben halka ve kitleye ulaşmaya çalışıyorum, tamam mı? Bunun halka anlayacağı şekilde anlatıyorum her şeyi. Burada bir olay yaşıyorsunuz, bir vaka. Bu olaya sizin zihninize bir düşünce sokuyor. O düşünceye istinaden buraya geliyorsunuz, bir duygu geliyor, bir duygu hissediyorsunuz. Neşeli olabilir, kızgın olabilir ya da üzgün, bitkin, her türlü. Bu düşünce ve bu duygunun etkisinde belli şekilde davranıyorsunuz ve hayatta belli seçimler yapıyorsunuz. İşte belli şekilde davranıp belli seçimler yapıyorsunuz. Bunun sonucunda da hayat tecrübeniz oluşuyor.
düşünceyle başladınız ve hayat tecrübenizi yarattınız. Hemen ufak bir örnekle açıklayacağım. Şimdi vakamız şu. Genç bir danışanım Amerika'da üniversitede okuyor. Amerikalı bir erkek arkadaşı var. Aynı evde yaşıyorlar. İşte son sınıftalar. Mezun olacaklar. Sonra yaz tatili yapacaklar. Geri gelip birlikte bir yaşam kuracaklar. Kızımız Haziran ayında çok çalışkan tezini teslim ediyor. Mezun oluyor. Oğlan kalıyor. Türk kadını, yurdum kadını fedakar diyor ki ay ben gitmeyeceğim Türkiye'ye. Ben senin için kalacağım, senin tezini de yazarım 3 ay. Seni de mezun ederiz, ondan sonra tatile çıkarız. Şahane, tamam. Gelecek kocası ya. 3 ay sonra çocuk hüngür şakır ağlayarak geliyor. Çok özür diliyorum, ben dün gece seni arkadaşınla aldattım. Şimdi vaka bu. Bu olay karşısındaki düşünce hayat döngüsünü ben iki farklı genç kadınla anlatacağım size. Birisi 23 yaşındaki genç danışanım, birisi Hale 23 yaşında olsaydı ne yapardı o? Şimdi Hale olsaydı, Hale'nin kara kutusunda, TEDx konuşmamı izleyenler bilir belki, Almanya'da ırkçılığa maruz kaldığı için çok dışlanmış, kendini çok değersiz hissetmiş küçük bir kız çocuğu var. Bu nedenle Hale'nin ilk aklına geleceği şey, sevilmiyorum, istenmiyorum. İlk düşünce bu olurdu. Duygu, özdeğer sıfır, değersizlik hissi. Bot gibi hissederdim. Çok kötü yani, çirkinim, güzel değilim. Ondan sonra her türlü yani yerde ters yapmış hamam böceği gibi hissederdim kendimi. Bu düşünce ve bu duyguyla nasıl bir davranış yapardım? Yine kara kutu kayıtlarımda ben ailemde kurban rolü oynamayı öğrendim. Ben kendime acırdım. Hemen girer odaya, hüngür şakır ağlamaya başlar. Geldi başıma, ben onun için ne yaptım, ama da ne yaptım. Seçim ne yapardım? Ev benim olduğu için hemen onu evden kovardım. Bütün kızları eve toplardım. Ondan sonra işte yasımı tutardım. Hemen basar Türkiye'ye giderdim. Varlıklı bir ailenin kızıydı. Bir makeover yapar, bir geceleri akar İstanbul'da. Ondan sonra da o özdeğer eksikliğini dışarıdan almaya çalışırdım. Abi 60 milyondan almaya çalıştım eski kariyerimde. Yani bu benim özdeğer eksikliğimi giderme şeklimdi eskiden. Özdeğeri dışarıdan alırdım. O konuda da iyiyimdir. Bir süslenir çıkar. Hani beğenildiğimi hissederim. Onu alırdım, gazlardım. Ondan sonra Amerika'ya geri döner. Hayatıma kaldığım yerden devam ederdim. Bu benim hayat tecrübem olurdu. Ha özdeğer eksikliğimle o yaşta yüzleşir miydim? Hayatta uykuda yaşıyordum. Şimdi bakalım danışanım ne yaptı? Danışanımın kara kutusunu çok detaylı inceleyemedik. Ama şunu biliyorum, bu vakada yaşadığı düşünce şuydu. Kullanıldım. Kullanıldım düşüncesiyle o korkunç öfkeleniyor. Korkunç öfkeleniyor. Davranış ne yapıyor biliyor musunuz? Bum! İçinin yağları aktı. İki kadın ne kadar farklı tepki verebiliyor olaya. Değil mi? Savunduğumdan değişik dedi. Ama iki kadın ne kadar farklı tepki... Evet ama kimin için yağları bir akıyor yani. Ondan sonra herife çakmış o sırada. Ondan sonra. Sonra ama seçim olarak ne diyor? Ben hiç kimseye benim yüzümden mezun oldu olmadı dedirtmem. 3 gün daha çalışacağım. Senin o tezini bitireceğim. Seni mezun edeceğim. Ama ondan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapıyorum. Bana geldiğinde Türkiye'de bir kurumsal hayatta çok mutsuz yaşıyordu. İnanılmaz Amerika'yı özlüyordu. Amerika'ya dönmek istiyordu ama o sayfa kapanmıştı. Çok pişmandı. Şimdi olaya baktığınızda aynı vaka iki farklı kadın tarafından döngüyü inceledik. Aynı kadın, iki farklı kadın aynı olayı ne kadar farklı tecrübe ettiler, ne kadar farklı bir hayat tecrübesi yarattılar. Bunun sebebi kara kutu kayıtlarının farkı. Burada da şunu demek istiyorum. Eğer bizler kara kutu kayıtlarımızı keşfeder, kendimizi tanırsak o zaman hayatımızı değiştirebiliriz. Düşüncelerimizi bizi sabote eden yanlarımızla özellikle tanışırsak, onları yönetmeyi öğrenirsek, onların bir kısmını iyileştirirsek hayatımızı da değiştirebiliriz. Ama şunu demek istiyorum, hepimiz zihnimizi eğitmekle sorumluyuz. Zaten günümüzün meselesi bu değil mi? Çoğu insan mutluluk adına para ve başarının peşinde koşuyor. Çünkü zihinlerinde böyle bir kayıt var. Başarılı olursam mutlu olacağım. Öz sevgi, öz saygı, öz değerlerini
para ve başarıyla gidermeye çalışıyorlar o eksikliklerini. Bu da ne getiriyor yanında? İnanılmaz büyük bir başarısızlık korkusu. Çünkü başarısız olursam sevilmeyeceğim. Başarısız olursam değersizim. Hepsini yaşadım ben bunların. Yaşadığım için size kalpten anlatabiliyorum. Bu korkuyla hırs birleşince ne oluyor? Biz insanlar insanlıktan çıkıp çirkinleşiyoruz iş hayatında. Yapmıyor muyuz? Ondan sonra güven ortamından uzak milletin birbirinin kuyusunu kazdığı mutsuz iş ortamları yaratıyoruz. Bir de bu kara kutu kayıtlarına sahip birisi o kurumun, o organizasyonun lideri ise aynen gülüyor. Vay halinize. Ancak mutlu liderler mutlu kültürler yaratabilir. Bir organizasyonun mutlu olabilmesi için onun liderinin öncelikle mutlu olması lazım. Mutlu liderler, mutlu takımlar. Ama kafada İngilizce geçiyor overall. Bütün resme baktığınızda olayın bence asıl sebebi şu. İnsanların çoğu yanlış amaç uğruna çalışıyor. Zengin olayım, para kazanayım. Ben de ilk kariyerimde bu şekilde bir hata yapmıştım. Hiç sabah uğruna uyandığınız hayat amacınızı düşündünüz mü? İşinizi bedava, parasız dahi tutkuyla yapmanızı sağlayacak amaçtan bahsediyorum. Tutkunuz ne? Amacınız ne? 40 yaşında başarılı olduğunuz, takdir olduğunuz işi tamamen terk edip sıfırdan başlatacak gerçek hayat amacınız ve tutkunuz ne? Benim ilk kariyerimde bence çok başarılı olmama rağmen motivasyonumu kaybetmem ve mutsuz olmam sebebi yanlış amaç uğruna çalışmamdı. Yine okuduğum bir doktora tezinde müthiş bir bilgiyle karşılaştım. Amacı ikiye ayırmışlar. Dışsal amaç, içsel amaç. Dışsal amaç da statü kazanmak, zengin olmak, takdir ve beğeni kazanmak, o bendim. Ünlü olmak, ünlü olmak da vardı ama altında hep takdir ve beğeni kazanmak, kabul görmek, kabul. Almanya kabul etmedi ya beni, 60 milyonun kabulünü içimdeki küçük kız kazanmaya çalıştı. Dışsal bu. İçsel ise topluma ve bütüne hizmet etmek. İçinde insan, merkezinde insan olan, insana hizmet eden, insana katkıda bulunan bir iş yapmak. İçinde kişisel gelişim ve sağlık olması. Sizce başarı ve paranın peşinde koşan insanlar dışsal mı, içsel mi? Dışsal. Dış. Evet, şimdi bırakın 18'i, 118 dakika konuşuruz. Çok değerli hocalar var burada. Dışsal amaç odaklı bireylerde, markalarda, organizasyonlarda, kurumlarda yok olmaya mahkumlar. Şimdi alttan gelen bir jenerasyon var. Bende hem Y var hem Z var. Onları en çok motive eden mutluluk kelimesi. O yüzden bizler de alttaki jenerasyonlar içinde hem hayatımızda hem iş hayatımızda mutlu olmak istiyorsak içsel amacımızı biliyor olmamız gerekiyor. Konuşmanın sonuna doğru geliyorum. Şimdi toparlamak istiyorum. Mutluluk, iş hayatı, mutluluk için nelerden bahsettim? Bir, kara kutunu keşfet, kendini tanı, kendin ol. Ama lütfen asla ben oldum demeyin. Asla. Ben oldum dediğimiz noktada piu çuvallıyoruz, biri geliyor geçiyor zaten. Mümkün değil, asla ben oldum demeyin. İki, düşüncenin önemini fark edin. Ve bunun sorumluluğunu üstlenin, zihninizi eğitin. Üç, hırslı olma, amacını bul, mutlu ol. Zaten mutlu olduğunda beynin daha iyi çalışacak. Mutlu olduğunda sorunlara değil, çözümlere odaklanacaksın. Mutlu olduğunda daha hızlı öğreneceksin. Geçmişte öğrendiklerini o depodan daha çabuk bulup hatırlayıp çıkarıp kullanacaksın. Mutlu olduğunda iş yerindeki en önemli şey, ilişki çatışmalarını çok daha başarılı yöneteceksin. Mutlu olduğunda yaratıcılığın artacak. Dolayısıyla performansın artacak. Dolayısıyla zaten başarılı olacaksın. Eğer beklentin mutluluksa başarı mutluluk getirmeyecek. Getirseydi ben zamanında Türkiye'nin en mutlu kadını olurdum. Başarı mutluluk getirseydi Marilyn Monroe intihar etmezdi. Etmezdi. O yüzden
İki şeye ihtiyacımız var mutlu olmak için. Daha doğrusu benim mutluluk tanımını vereceğim öncelikle. Mutluluk arkasından koşularak yakalanacak bir hedef olamaz. Mutluluk şu anda bizlerin yaratacağı bir ruh halidir. Bunun için de iki şeye ihtiyacımız var. Bir, şu anda sahip olduklarımıza şükredebilmek. İki, gelecekten umutlu olmak. Bunların ikisine sahipsek zaten mutlu bireyleriz. Ve hayatımızın her alanını, hayat bize hangi tecrübeyi sunarsa sunsun, pozitif bir şekilde yönetir, mutlu ve başarılı oluruz. Ama bunlardan bir tanesi dahi yok mu? Veya ikisi birden yok. O zaman lütfen dön, kara kutu kayıtlarına bak. Şikayeti bırak, hayatının kontrolünü eline al. Botunla kavga etme. Botunda boğulma. Botu da başkasına atma. Sorumluluk üstlen. Sifonu çek, mutlu ol. Saygılarımla. Çok sağ olun.